Allahü Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dersimiz tevhid. İlem eyyühel aziz. Ey aziz kardeş. Bir şeyin saniye o şeyin içinde olursa aralarında tam bir münasebet lazımdır. Şimdi bu cümle ne demek? Ekseriyetle bize piyasada soruluyor. İşte Allah nerede? İşte Allah ne yapıyor? Allah işte şöyle yapabilir mi? Böyle yapabilir mi? Bu soruların temel olarak çıkış kaynağı neymiş? Onlar yaratıcıyı, saniyi, Halık'ı yarattığı şeyin içerisinde arıyor. Ve yaratılan şeylere benzetmeye çalışıyor. İşaret-ül İcaz'daki diğer bir misalde de. Yani Allah nerede? Nerede ne demek biliyor musun? Nerede demek? Yani şu zaman biriminin neresinde? Yaratmış olduğu mekanın neresinde? Şimdi marangoz masanın neresindedir? Dışındadır değil mi? Marangozu masanın içinde arayabilir miyiz? Veya elektrikçi bu lambanın neresinde? Sağında mı, solunda mı, üstünde mi, altında mı diye bir böyle bir şey olabilir mi? Olsa saçma olur. Veyahut da bu lamba düşünse veya bir aslan düşünse işte ne der? İşte herhalde benim yaratıcımın pençesi daha büyüktür. Ağzı daha kocamandır. Değil mi? Kelebeğe sorulsa kelebek ne diyecek ki onun kanatları arştan ferşedir. Böyle bir Halık düşünecektir. Tabi insan da yaratıcısını düşünürken bunun dışına çıkamıyor. Çünkü akıl gördüğü kadarıyla düşünüyor. Bildiği kadarıyla düşündüğü için yaratıcısını da kendisine benzettiğinden dolayı suali sorarken hep ne der? Allah nerede? Bak nerede? Yani onu da yaratmış olduğu mahlukatın bir köşesinde zannediyor. Zamanı ve mekanı mutlak Halık olarak, yaratıcı olarak düşünüyor. Her şeyi kuşatan zannediyor. Allah'ı da yaratılmış mahluk gibi o mekanın, o zamanın içerisine koymaya çalışıyoruz. Halbuki durum tam tersinedir, makusedir. Yani Cenab-ı Hak zamanı da mekanı da kendisi halketmiştir. Zaman ve mekan mefhumu sadece insanların anlayabilmesi için içinde bulunduğu yaratılan mahlukatın ilimden kudrete geçmesindeki bir ihtizazdan ibarettir. Yoksa Cenab-ı Hak nezdinde zaman, mekan böyle bir şeyler yoktur. Yani hepsini ne yapıyor? Manzaru aladan hepsine bir bakar. Cenab-ı Hak geçmişi, geleceği, cenneti, cehennemi her şeyi böyle önündeki nasıl ki sofrayı sen görüyorsan aynı şekilde Cenab-ı Hak hepsini aynı anda görür. Fakat biz ne yapıyoruz? O her şeyi, zamanı, mekanı yaratmış olan Allah'ı tutuyoruz da alemi şehadet ki alemler içerisinde belki de en küçük, en efendim basit olan alemin zamanının bir köşesine sokmaya çalışıyoruz. Bu nasıl bir Allah düşüncesi? Hani bir fikriyatın temeli bilinirse, esası, özü bilinirse bütün suallere cevap veririz. Yani şu kitapların hepsini ezberleme imkanınız var mı? Yok. Ama buradaki bir formülü, tevhid formülünü bildikten sonra artık hepsini ezberlemeye gerek yok. Bilmen kafi. O formülle beraber hepsini ne yaparsın? Adam dedi ki Allah nerede? Adam dedi ki Allah ne yapıyor? Allah şunu yapabilir mi? Allah bunu yapabilir mi? Bunların hepsinin temel çıkış kaynağını bildikten sonra bütün suallerin hepsini bunun içerisine doldur. O istediği kadar gavur olsun. İstediği kadar sual sorsun. Temel mantık bilindikten sonra kesinlikle senin imanına şüphe veremez. Bilakis soruların hepsinin cevabını da vermiş olursun. Tabi böyle sarsılmaz bir imana sahip olduktan sonra üstad ne diyor? Küre-i arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmayacak. Belki daha ilerisi nedir? Hayretle temaşa edecek, tefekküre dalacak değil mi? Niye artık sağlam, sarsılmaz bir imana sahiptir? İşte elhamdülillah Risale-i Nur bizde bunu sağlıyor. Temelleri oturtuyor, ondan sonra onun üzerine binaya çıkıyorsun. Şimdi bu zamanda
Adama ihtiyaç yok. Sağlam adama ihtiyaç var. Adam dolu. Türkiye 76 milyon muydu? Suriye'den de 3-4 milyon geldi. Yani nüfus çok. Adam çok. Ama sağlam adam yok. Sağlam, imanlı, Allah'tan korkan adam yok. İşte Risale-i Nur ne yapıyor? Bu sağlam adamı, bu sağlam adamları ortaya çıkartıyor. Siz piyasada sağlam adam yok. Adam bakıyorsun ki Müslüman 5 vakit namazdı, niyazdı ama git bir konuş. Bakarsın ki kafir gibi düşünüyor. Düşünce ve bakış açısı kafir gibi. Halbuki caminin en ön safında 5 vakit namazlı. Fiiliyatına bakıyorsun, uygulamasına din yok hayatında. Yani biz ne yaparız? Bir nur talebesi olarak bir iş ve icraat yapacağımızda arkadaşlar ne deriz? Acaba Allah bu hususta ne diyor? Ama adamın öyle bir düşüncesi yok yani. Allah sadece camide o namazı kılma esnasında vardır. Onun haricinde Allah yoktur. Ve masnuatın adedince saniyelerin çoğalması lazımdır. Bu sefer Allah'ın da her bir mahluk adedince sani olması lazım. Bu da diğer bir felsefenin sualine cevap. Şimdi bu felsefe dünyası araştırdılar. Yani bu maddenin arkasındaki gücü araştırıyorlar. Herkes biliyor yani. Bir ortada nizam var, intizam var Yusuf. Bunu görüyorlar. Yani aptal değil o Avrupa filozofları. Gayet zeki adamlar. Bu nizamı, intizamı gördüler. Araştırmaya başladılar. Öyle bir nizam, böyle bir intizam nasıl olur? Baktılar ki eşya mükemmel hareket ediyor. Mükemmel diziliyor. Mükemmel efendim harekat meydana geliyor. Dediler ki bu mahluklar, yani bu şeyler, bu icraatlar bunların kendisinden kaynaklanıyor. Yani elmayı kime verdiler? Ağaca verdiler. Efendim atomların harekatını neye verdiler? Atomun çekirdeğine verdiler. İşte oracıkta saptılar. Bu sefer masnuat adedince, yani yaratılmış mahluklar adedince ilahları kabul etmek zorunda kaldılar. Elma ağacı ayrı bir ilah, armut ağacı ayrı bir ilah. Efendim koyun senin sütünü veriyor, o ayrı bir ilahın. Efendim sığır başka bir hizmet veriyor, o da ayrı bir ilahın. Ve mahlukat adedince ilahları kabul etmek zorunda kaldılar. Bir kişinin ilah olabilmesi veyahut da sana hizmet verebilmesi neyi gerektirir? Senin tanıması lazım. Değil mi? Tanımasa, şimdi ben burada ders yapıyorum. Kime ders yapıyorum? Salona ders yapmıyorum ki. Yani burada insanlar var, ben onları tanıyorum ve bu insanların da neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. O bildiğimden dolayı bu kürsüye çıkıyorum, ders yapıyorum. Mesela ahıra gidip ders yapmıyorum. Çünkü oradakileri de biliyorum. Onlar bunu kavrayamazlar ama buraya geliyoruz, bu dersi yapıyoruz. Yani bir kişinin size bir şey verebilmesi için sizi bir kere kesinlikle biliyor olması şarttır. Bakıyoruz, biliyor musun diye sual soruyoruz. Kainata soruyoruz, mahlukata soruyoruz. Biliyor musunuz? İnsanı tanıyor musunuz? Ey semavat, ey bulutlar, siz yağmurları getiriyorsunuz ihtiyaç vaktinde başımızdan damla damla. Zarar vermeyecek şekilde asit yağdırmanız gerekirken rahmet yağdırıyorsunuz. Acaba bizim hakkımızda herhangi bir bilgi sizde var mı? İhtiyaçları vardır. İşte şu şekilde bir su üretmem lazım ki efendim su olsun, yani insanlara yardımcı olabilsin. Normalde asit yağması gerekiyor biliyorsunuz. Böyle bir bilgi var mı? Okula gitmişler mi? İnsan hakkında bir şey bilebilirler mi? Bir de onu verebilmesi için merhametli olması lazım, değil mi? Çünkü o bir ihsandır. Bütün şu andaki hububat, mahlukat canlanıyor, hayatlanıyor. Bunun hayatlanabilmesi için semavatın hareket etmesi lazım. Bakın böyle bir bilgi yok. Böyle bir şefkat yok. Böyle bir merhamet yok. Ama fiile bakıyorsun, netice var. İşte bunlar bu neticeyi gördüler. Bu nizamı, intizamı gördüler. Ne yaptılar?
Nizamı ve intizamı o intizamda gözüken şahsiyete verdiler. Hani Hasan abi geçenle bir ders yaparken bir misal vermişti ya. Radyoyu açıyorsun, bakıyorsun ki müzik çalıyor. Orkestra çalıyor. Hemen ne anlaman lazım? O orkestrayı yöneten bir şefin varlığını akıl zaruri derecede kabul eder. Olması gerekir. Ama adam ne diyor? Ben orkestra şefini görmediğim için böyle bir orkestranın başı yoktur, nizamın intizamı yoktur diyor. Ama ortada icraat var. Bu icraatı kime vereceğiz? Bütün mahlukat, hatta yani bu nizam ve intizamın dışında olan hiç kimse yok. Gözündeki zerre dahi, hücre dahi bu nizam ve intizam üzerine hareket ediyor fakat senin haberin bile yok. Hani elma, armut, portakal gidiyoruz ama da gözündeki sana ait diye bildiğin ve senin haberin bile olmayan ve şu an bir karşılıklı görüştüğümüz, gördüğümüz o gözün içerisindeki hücreler dahi o nizam ve intizam üzere hareket etmektedirler. Ve bunlar ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın Basir ismine aynedarlık etmiş oluyorlar fiilleriyle. Basir ismi tecelli ediyor ve oradaki o hücreler hareket ediyorlar. Aksi halde bir anda fiş çekilir. Her taraf nasıl ki demin karanlığa garip olduğu gibi yine ne olur? Alem, senin alemin karanlığa düşer. Şu ışıkları Abdülkadir, ışıkları bir kapatır mısın? Onu da kapattım. Bakın burada şimdi her şey varken şu an yok oldu. Şimdi bu ışık, karanlık iyi bir şey mi, kötü bir şey mi arkadaşlar? He? Kötü bir şey değil mi? Şimdi açın ışıkları. Şimdi bu ışık nasıl bir şey? İyi bir şey. Işığın iyi bir şey olduğunu neyle anladınız? Bakın ışığın nimetiyet ciheti neyle? Karanlıkla anlaşıldı. Kötü ama yani bu nur onun sayesinde gözüküyor. Dolayısıyla bu nurun gözükebilmesi, varlığının bilinebilmesi. Bak kendisi var ama varlığı bilinmiyor. Hep güneş olsaydı güneşin varlığını bilmeyecektik arkadaşlar. Aynen öyle de şeytanın varlığı Allah'ın bilinmesi için zaruri bir şeydir. Şeytan Adem'i temsil eder. Ta ki var olan Allah'ın vücudu ortaya çıksın. Allah var ama gözükmüyor. O zaman ne olması lazım? Vehmi bir Adem olması lazım. Yani yokluk çizilmesi lazım. Ne diyor şeytan? Yok yok diyor. Allah yok diyor. Bak yokluğu böyle çizerek küfrü ortaya çıkartarak, küfrün kelime manası nedir arkadaşlar? Küfrün kelime manası Arapçada örtmek manasına gelir. Yok manasına gelmez. Bakın yok değil. Var olan bir şeyin üstü örtüldü. Karanlık demin ne yaptı? Var olan insanların üstünü örttü değil mi? Yok etti. İşte şeytan da burada bu vazifeyi yapıyor. Dolayısıyla şeytanı da iyi bilmek lazım ki ta ki ne olsun? Allah bilinebilsin. Allah anlaşılabilsin. Şeytanın en büyük desisesi neydi? Geçen derste işlemiştik. Evet, kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmesi. Bak önce Allah'ı inkar et demiyor. Neyi inkar ettiriyor? Ya yoktur öyle bir şey diyor ya. Ne şeytanı meytanı yaşıyoruz işte diyor. Önce inkar ettiriyor. Ondan sonra kendisi ne yapıyor? Rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Şimdi desek ya Halil senin düşmanın var. Hemen tedbir alırsın değil mi? Dikkatli olursun filan. Desek ki yok 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 düşmanın yok desek o zaman rahat olursun. O düşmanın da seni ne yapar? Öldürür. Zemin hazırlar. Bu da onu yapıyor. İlk önce şeytanı inkardan başlar. Şeytan önce kendini inkar ettiriyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Sani'nin inkarına doğru götürüyor.
Ve masnuatın adedince ne dedik? Masnuatın adedince saniyelerin çoğalması lazım geliyor bu sefer. Ehli felsefenin dediği gibi şu pencereyi açalım, içerisi sıcak oldu. Masnuatın adedince saniyeler çoğalıyor. Bak, bir olan Allah'ı kabul ettirmiyor, binlerce ilahı sana kabul ettiriyor. Çok kolay olan bir şeyi kabul ettirmiyor hak olduğundan dolayı. Ama desek ki arkadaşlar, bizim 360 tane ilahımız vardır. Ulan birine iman edip de ibadetini yerine getiremiyoruz. 360 denesinin emirlerini, yasaklarını nereden yerine getireceğiz diye kimse bu dine girmez. Değil mi? Ama bakıyorsun ki şeytanla bir olan ve daha kolay olan Allah'ın kabulünü kabul etmiyor. Yerine neyi koyuyor? Milyarlarca, eskide 360 tane putu varmış Mekkeli müşriklerin. Şimdi fen ve felsefenin elinde mahlukat adedince ilahlar var. Adam yağmuru buluttan bekliyor, hububatı topraktan bekliyor, sütü inekten bekliyor. Hepsinin onu çok intizamlı bir şekilde düşünmesi lazım. Bela ve musibeti sebeplerden bekliyor ve beni neden buldu diyor. Bu sebep beni, her türlü tedbirimi aldım diyor, bu nasıl bana gelir diyor. Hayıflanıyor ve canının emniyette olmadığını biliyor. Her zaman emniyetsiz yaşıyor. Emniyetsiz yaşamak ne demek?